14-20 Haziran değerli oğlak burçları nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akka Yapışıl Instagram sayfam. Günlük yorumlarım Instagram sayfamda. Ay biraz da bakın kötü de olsa iyi de olsa yolladığım videolara en azından küçük şeyler yazın. Notlar kötüydü ya abartıyorsun yalancısın de öyle de. Yani hatamı bana söyleyin, ben de hatamı düzelteyim. Tabii ki iyiysem lütfen motivasyonumu da artırın ama abartmadan artırın. Abartmayın. Ben böyle yani insan yaptığı işi sevi, ben yaptığım işi severek yapıyorum. Yani motivasyon anlamında değil, hatalarımı görmek anlamında söylemiştim bunu. Bu dönem gereğinden fazla kırgın, alıngan iş yapıyorsanız ve işinizle alakalı ortakların hataları, gün içerisinde sizinle telefona geçecek iletişimler ve duygusal tepkiler ve sizi zorlayacak konuşmalar, davranışlar sizi yani ortaklı iş yapan büyük bir şirketiniz, büyük bir alanınız varsa oğlak burçlarında dost ortaklı ve iş alı ortaklı işlerde ve iş çalıştırdığınız ve da çalışanlarınızla alakalı yaşayacağınız kaos ve davranışlar sizin artık bunlara iyilik değil bir disiplin koymam gerektiğini söyleyeceksiniz. Evet, aslında kimseyi çıkartmayacaksınız. Sadece kurallar koyup bu kurallara devam edilmesini isteyeceksiniz. Bu kararı doğru yaptığınızda da para kazançlarınızda rahatlama, kafanızda param çalınıyor mu, işim çalınıyor mu diye kaygılarınız geride kalacak ve bu sizi rahatlığa kılacak. Özellikle eğlence sektörü, yemek sektörü, restoran sektörü, sokak sanatçısıysanız bile yavaş yavaş para sizin hayatınıza girmeye başlayacak. Ve bu parayla birlikte de bazı vergi borcunuz, kredi borcunuz, araç borcunuz, ev borcunuz varsa da Temmuz'a kadar bunlarla ilgili yavaş yavaş toparlanma evresi sizi rahatlığa kılacak. Özellikle büyük bir noktada yöneticiyseniz, üst düzey konumdaysanız sizin üstünüzdeki insanlar ayağınızı kaydırabilir. Dikkat diyorum. O yüzden bu ara sizinle ilgili konuşmalar havada geziyor. Aman ha saatinde zamanında kafa tutma. Senin üstündeki insanlar sana verecek, zarar verecek. Dikkat diyorum. Büyük bir kurumsal yani teknolojik alanda çalışıyorsa mesela arçelik olabilir, boş olabilir. Ne bileyim büyük bir alanda çalışıyorsanız burada insanların işten çıkartılma gibi ya da buradaki olaylarda maddi krizlerle alakalı yaşanan sorunlar biraz sizi kasıyor olabilir. Ama şu an için kimse çıkartılmayacak. Anlaşmalı çıkartılmalar olacak. Şu an size öyle bir sıkıntı görmüyorum. Kendi işini kurmak ve yurt dışı ile alakalı mesela ruj markası yaratmak istiyor olabilirsiniz. Oje markası yaratmak istiyorsunuz. Bunları yapmak doğru bir süreç. Ya da şöyle söyleyeyim. Resimle ilgili Çin atölyesine gitmek istiyorsanız bunları başaracaksınız. Kendinize ufak ufak hobiler, onlar ileride sizin mesleğiniz olacak. Şimdiden bu mesleğinize hakim kılabiliriz. Doçentseniz profesörlükle ilgili yapacağınız yeni projeleriniz var. Yapın, başaracaksınız. İş problemi ve uzun süredir işsizseniz bu dönem biraz daha beklemek istiyorsun. Çünkü tatile gideyim, enerjimi değiştireyim. Zaten parasızım. Yazın ortasına doğru yeni işler araştırıp bulacak olarak uyarı veriyor. Akademisyenseniz ya da öğretim görevlisiyseniz bulunduğunuz alanın karmaşıklıkları ile ilgili sorunlar var. Sizde sorun yok, pes etmenizi istemiyorum. Evli olanlarda aslında mutlu bir düzen, çocuklarınızla alakalı güzel bir tatil enerjiniz var. Bu size iyi gelecek. Ailedeki yaşanan sorunlar ve kardeşler arasındaki gerginlikler yumuşayacak. Ama bu hafta gerçekten telefon, iletişim, yazılım, yani yapacağınız iş toplantıları, ev içerisinde toplantılar, telefonlarınız susmayacak. Hem yorucu hem keyifli olacak. Hem başarmış hem mutlu olacağınız bir dönem. Beklenmedik paralar, istediğiniz kazançlarla alakalı da verimlilikler sizi mutlu edecek diyorum. Bir de eksik eğitiminiz ya da yarım bıraktığınız eğitimle ilgili kararlar vereceksiniz ve bunları tamamlayacaksın. Özellikle ev hanımlarında bu ara
Eşinizin ailesi ya da kendi ailenizde sürtüşmeler devam edebilir. Bu hatayı sen yapıyorsun. Geri adım at. Onlar seni seviyor. Lütfen abartma. Bir de kayınpederiniz ya da kaynananız ya da eşinizin tarafından bazı miras konuları siz de haklarınızı alacaksınız. Burada hak alanınızla alakalı sorun yok. Biraz sizin istekleriniz fazla olabilir. Yumuşatmanız lazım. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonlarımız, üreme organlarımız ve göğüs alanımızda kistlerimiz olabilir. Dikkat edin, sağlığınızı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.